Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bölgenin en büyük modern kapalı canlı hayvan pazarı ve borsası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hayvancılığın kalbi Çerkeş'te 2000 büyükbaş, 1000 de küçükbaş hayvan kapasitesi bulunan pazar yeri, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi. Törende konuşan Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yıllardır hayalini kurdukları hayvan pazarı ve borsasının hizmete girmesinin bölge hayvancılığına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Yıllardır hayalimiz olan ve ihtiyacımız olan, bölgenin büyümesine katkı yapacak olan Çerkeş Hayvan Pazarı ve Borsası açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 1970'lerden bu yana kullandığımız ve rahmetli Mehmet Mısırlıoğlu abimizin el emeği göz nuru Çerkeş Hayvan Park ve Pazar Kurumu'nun kurulumundan bu yana yaklaşık 50 yıl geçti. 50 yıl boyunca ilçemizde ve bölgemizde hayvancılığın kalkınmasına, ekonomimizin büyümesine katkı yapan eski hayvan pazarı artık miadını doldurdu ve İhtiyacı cevap vermemekteydi. Bölgemizde de resmi olmayan bu hayvan pazarı, giriş çıkış yapan hayvanların ve alım satım yapan esnafımızın ve üreticilerimizi resmi olmadığından dolayı zorluk yaşıyordu ki pasaport ve raporlama olmadığından satış yapılan hayvanlar şehir dışına çıkartılamıyordu, büyük sorunlar yaşanıyordu. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Çevre Bakanımız Murat Kurum ve kıymetli milletvekillerimiz ve siz değerli Çankırılı ve Çerkeş hemşehrilerimizin Çerkeş'in en büyük vizyon projesi olan çarşı, konut, iş yeri, belediye binası, alt otopark, ürün ve sebze pazarı, itfaiye binası, çevre donatılar ve özellikle ilçemizin ihtiyacı olan büyük bir şehir meydanının yapılacağı alan içinde kaldığı için taşınması ve yerinin değiştirilmesi gerekiyordu. Ve ihtiyaca cevap vermeyen hayvan pazarımızın yerine bugün bu görmüş olduğunuz alanda bölgemizin ve ülkemizin ihtiyacı olan hayvancılığın gelişmesine katkı sağlayacak hayvan pazarını kurmuş bulunuyoruz. Büyük emek verdiğimiz ve hakikaten çok büyük sıkıntı yaşadığımız bu alanda bölgemizin ve ülkemizin en büyük, en kullanışlı, projeli ve ihtiyaca cevap verecek bir hayvan pazarını gördüğünüz gibi hep birlikte açıyoruz. Bu alanda yaklaşık 4 yıl önce Çerkeş'te bu alanı bilen hemşehrilerimiz biliyordur. Bu alan bataklıktı ve mevcut ulusu deremiz akış istikameti daha öncelerden yıllar önce değiştirilmişti. Biz bu alanı kazanmak için ulusu ıslah projesine devam eden şu anki mevcut ulusumuzun eski kaynağına, yatağına akışını değiştirerek bölgemizde bu alanda ilçemize 100 dönümlük bir arazi kazandırdık. Yaklaşık 2-3 metre bu alanı doldurduk. Yani şu an bu alan böyle değildi eskiden. Uzunca bir zaman bunun uğraşını verdik. Yaklaşık 3000 tır civarında bu bölgeye harfiyat ve dolgu malzemesi getirildi. Değerli hemşehrilerim, kıymetli valim, değerli milletvekilim, mevcut hayvan pazarımızın 2000 metrekare kapalı alanı mevcut gördüğünüz gibi rahatlıkla üreticilerimiz bu alanda hayvanlarını teşhir ediyorlar ve burada tüccarlarımız da çok rahatlıkla hayvanlarını alıp satabiliyorlar. 40 kapalı alanda 40 tane padoğumuz, açık alanda da 40 padoğumuz mevcut. 2000 büyükbaş hayvan ve 1000 küçükbaş koyun ve kuzu kapasitesine sahip olan hayvan pazarımızın girişinde dezenfeksiyon üniteleri ve alana girişte yaklaşık 50 tane aracın, büyük aracın, kamyon, traktör vesaire aynı anda indirme bindirme yapabilecekleri bir
araç indirme, hayvan indirme rampalarıyla, onların dibinde olan dezenfeksiyon üniteleriyle hayvan sağlığını en ön planda tutuyoruz. Altyapımızda kanalizasyon ve yağmur hatları, deşarj ünitelerimizi bütün alana 40 dönüm arazi üzerinde yaydık. Etrafını sulama kanalları döşedik. Sulama borularıyla beraber ağaçlandırdığımız çam ve ladin ve çimlendirme yaptığımız alanla beraber etrafını gerdiğimiz hayvan pazarımız çevreye duyarlı, sağlıklı bir hayvan pazarıdır. Girişte kontrol ünitesi vardır. Kontrol ünitesinde zabıta birimi çalışacaktır. 80 tonluk tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayabilecek, ilçemizin ihtiyacını karşılayabilecek bir kantar mevcuttur. Güvenlik odası, borsa binası ve borsa binasında veteriner hekimlerin rahatlıkla çalışabilecekleri bir alan ve misafirlerimizin bir alan mevcuttur. Lokantamız vardır, modern ve temiz. Çay salonumuz vardır, büfemiz vardır. Yine bayan abdest alma, bayan mescidi ve bayan WC'si tuvaleti vardır. Aynı zamanda erkek tuvaletleri, WC'si, banyo yapma alanları ve mescidi de mevcuttur. Yani sosyal donatıları her türlü ihtiyaca cevap verecek ölçüde değerlendirilerek açılmış modern, ülkemizin ve bölgemizin ihtiyacı olan bir hayvan pazarıdır. İlçemize, ilimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemizde 2014 yılında belediye başkanı olduğumuz zaman belediye mensubu arkadaşlarımızla beraber, ilçe teşkilatımızla, il başkanlığımızla, milletvekillerimizle beraber Çerkeş'i nasıl ufkunu değiştirip geleceğe taşıyabileceğimiz bir olguya dönüştürmek için ne yapmamız gerektiği ile ilgili çalışmalar başlattık ve bunun için uzmanlardan vizyon çalışmamızla alakalı destek aldık. Vizyon çalışmamızın bir kısmında şunlar vardı. Hepsini burada anlatacak değilim. Güneş sesi oyalamak istemiyorum. Sadece bu konuya değinmek istiyorum. Hizmetlerimizin tamamını anlatmak istemiyorum. Vizyon planımızda bir, Çerkeş Hayvancılık Bölgesi. Ulu suyumuz akıyor çehrin içinden ve ulu suyu bu deremizi, hayvan çiftlikleri, mevcut hayvan çiftlikleri pisliyor. Bunu engellemek lazım. Ancak bunu engellerken de buradaki besicilerimizi, üreticilerimizi mağdur etmememiz lazım. Oradaki besaneleri Çerkeş'in amiral gemisi, bölgenin amiral gemisi, ekonomimizin direği, hayvancılığı köreltmemiz gerekir. Ne yapmamız lazım? Biyogaz tesisi kurup burada vatandaşlarımızın dereyi kirlettiği gübreden elektrik üretmemiz lazım. Vizyon planında bu vardı. Bunun çalışmasını başlattık. Sayın Valim, kıymetli milletvekilim, şu an 6 aydır biyogaz tesisimiz dereyi kirleten, etrafı kirleten gübreden elektrik üretiyor. Üretime katkıda bulunuyor. Bunun yanında sayın milletvekilim, çok kıymetli sayın bakanım Bekir Pakdemirli, Çerkeş İkisever ziyaret ettim. Ulusu ıslah projesini başlattık. Şu an ulusu ıslah projemiz başladı, devam ediyor. Etrafında rekreasyon alanlarla beraber o alan, ulusu ıslah projesi buraya kadar gelecek. Bu vizyon planı içerisinde bir hem hayvancılığı destekleyecek hem de çevre kirliliğini engelleyecek bir projenin bir diğer ayağıydı. Yine ilçemizde modern bir hayvan mezba kazandırdık. Bu mezbanemizde sayın bakanımızın Bekir Pakdemir ile açılış töreni yapmıştık. Hayvan geliyor. Hiçbir şekilde hayvana eziyet etmeden hayvan kesiliyor, yüzülüyor ve robotla araçlara yükleniyor. El değmeden bir mezbahayı ilçemize kazandırdık ve şu an ilçemizde bilmeyenler vardır kullanıyor. O da hayırlı uğurlu olsun. Bu üçlü ayağın son kısmı da hayvan pazarıydı. Bölgemizin ihtiyacı olan, ilçemizin ihtiyacı olan, ilimizin ihtiyacı olan, ülkemizin ihtiyacı olan sağlıklı hayvanların girip çıktığı, kontrolün üst düzeyde olduğu ve raporlamanın en iyi şekilde resmi bir hayvan pazarını
açarak bu projemizi taçlandırmış olduk. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Hayvanların kontrollü bir şekilde alınacağı pazarda üreticiler için kantar, veteriner ve sosyal donatı alanları da bulunuyor. Şimdi iki tane gazeteci var. 125 benim için almıyorum. 125 de onun için almıyorum. Lafını etmem 125. Ben de etmem o zaman ya. Tamam bırak tamam. Tutun, tamam bitti. Hayırlı tamam. Olsun. Hadi. Hayırlı olsun. İki tarafa da hayırlı olsun. Yapılan hizmet, proje güzel bir hizmet. Yani emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Özellikle Hasan Bey güzel bir proje hazırlamış. Yani bölge hayvancılığı için güzel. Yani tebrik etmek lazım. Biz Türkiye'nin bütün pazarlarına gidiyoruz. Doğuya da gidiyoruz. Çubuğa da gidiyoruz. Böyle bir yani böyle bir proje görmedik. Adamlar yapıyor ama sağlam değil. Yani Allah razı olsun Hasan Paşa'da. Hayvan pazarımız çok güzel oldu. Bu devamını bekliyoruz. Müşteriler daha çok olacak. Daha çok güzel mallar satılacak. Çok güzel oldu. Pazar yerinin açılışının ardından Vali Abdullah Ayaz ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı halı saha açılışı gerçekleştirdi. Çerkeş Belediyesi'nin devam eden projelerini yerinde inceleyen Ayaz ve Sopacı, Ulusu Islah Proje çalışmalarının yapıldığı alanda kontrollerde bulundu. Çerkeş Kültür Merkezi inşaatını inceleyen heyet, daha sonra restorasyon çalışmaları tamamlanan Işıklar Konağı'nı gezdi. Bakın bakraç. Güzelmiş.